Zahideciğim, senin programlarına katılan acayip insanlar var. Yani envai çeşit demek istemiyorum. Yani çeşit demek istemiyorum o insanlara da. Çeşit hakikaten onlar. Yani bu yaşam koçları var. Yani garip adamlar böyle. Ay sen en son gelen yaşam koçunu görseydiniz Okan inanamazsınız. Yani. Kim? Ay bir kadıncağız geldi. Ben de canlı yayından önce görmediydim. Yayında gördüm. Ay yani çok da böyle iyi davranırım. Hani hiç asla bir terbiyesizlik yapmam. Fakat kadından gözlerimi alamıyorum. Nesi var kadının? Ay çıplak alamıyorum. Mı? Yok. Daha. Hani eksiği şey fazlası var. Eksiği yok. Böyle kaldım. Çok ayıp oldu kadıncağıza. Hayatımda öyle bir şey de yapmamıştım yani. Yani mesela benim yerimde olsaydın neyi sorardın şimdi? Kilolu mu buldun? Yok, kilosu gayet hoş bir hanım. Hayır sen şunu sor. Dekoltesi mi fazlaydı? Sen ne anladın? Dekoltede de çok bir şey yoktu. Hayır ne var fazlaydı? Sen ne anladın Sinan? Ay vallahi fazlası var eksiği yoktu yani. Osman Tan sen ne anladın? Aykırı bir karakter mi? Nedir? Hayır o karakterini anladı. Bak zarif ya kişi. Dört tane kolu falan var diye düşündüm ben. Çok yani. Çok mu konuşuyordu ne? Çok mu konuşuyordu? O da zarif ya. Çok konuşuyor ama hani anlattıkları zaten bir sürü titri var kadının. Yaşam koçu, bilmem ne yazar, bir şey. Yani böyle büyük bir keyifle çağırdım. Biz daha önce kendisiyle danıştık. Çok da böyle keyifli geri dönüşler aldık. Fakat hiç tanışmamıştım. Yani görünce çok ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. İlk defa gördüm ve... Ne yaptın? Sordum. Daha ben sordum ama kadın anlatırken... Allah'ım ben gözlerimi alamıyorum. Hay be hay aman bu başka bir şey anlatıyor bana. Ben o sandım. Hayır ben öbür yaşam koçunu söylüyorum Ertekin'i. Görelim mi Ertekin'i? Hadi görelim. İzleyicilerim bugün stüdyomda yine ünlü yaşam koçu, psikolog, yazar ve beden dili uzmanı Ertekin Kaşıntı'yı konuk ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün bizi beden dili ve iletişimi konusunda bilgilendireceksiniz değil mi? Aynen öyle. Hoş bulduk Zahide. Şimdi şöyle izah edeyim. Öncelikle biz iletişimi sadece konuşmaktan ibaret sanıyoruz. Oysa karşımızdaki insan %60 oranında beden dilimize, %30 ses tonumuza, %10 söylediklerimize ve %10 oranında dişlerimizdeki şeylere bakar. Evet belki %10'u aşmış olabilir ama böyle şeylere takılırsak zaten sağlıklı bir iletişim kurmamız da mümkün olmuyor Zahideciğim. Madem beden dili bu kadar önemli bir konu o zaman mümkün olduğunca az da öz konuşacağız. Mesajımızı daha çok beden dilimizle ve dokunuşlarımızla vereceğiz. Bakın beden dili o kadar etkili ki tek bir hareketle Tek bir hareketle hem karşımızdaki kişi hem de kendimizi mutlu etmemiz mümkün. Şimdi seyircilerimiz de izin verirse, Zahide Hanım da izin verirse bu hareketlerden birini sizlere göstereceğim. Zahide sizin üzerinizde gösterebilir miyim? Tabii, ne yapacağız? Evet. Şimdi şöyle karşılıklı sen ve ben burunlarımızı tutup hafifçe sıkıyoruz. Yüzlerimizi hafifçe. Buraya döndürelim lütfen. Peki. Seyircilerimiz görsün. Hafifçe sıkıyoruz. Aynen. Sen de benimkine sık. Çekin mi? Çekin mi? Senin burnun yapılı mıydı? Hayır. Tamam. Rahat rahat sıkabilirsiniz. Tamam. Böyle. Aynen. Sen de sık. Daha sıkı. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Çünkü parmak uçlarımızda serotonin salgısını uyanan çok sayıda sinir hocu var. Aynı şekilde burun kanatlarımızın dış yüzünde grelin ve fenitalamin salgısını tetikleyen reseptörler yer alıyor. Yani hanımlar bu isimleri ilk kez duyuyor olabilir. Fakat bunlar bizim mutlu olmamıza yarayan hormonlar. Eğer bu hormonun isimlerini ilk kez duyuyorsanız demek ki bugüne kadar mutlu olamamışsınız. Peki hocam bunu ne kadar süreyle yapacağız biz? Mutlu olana kadar yapıyoruz. Yani şu anda sizde bir hareketlenme var mı? Vallahi bir serotoninlenme var böyle hafiften kulaklarıma basıyor. Çok güzel. Böyle devam ediyoruz. Ama lütfen seyircilerimiz çok dikkat etsin. İkimiz de bakın sağ ellerimizi kullanıyoruz. Eğer birimiz sağ ellerimizle tutarsak o zaman kutup zıtlaşması olabilir. Ve o zaman ne olur hanımlar? Mutsuzluk, depresyon, taşikardi, buruntu
ve piknik gibi şikayetlere de davetiye çıkarmış oluyoruz. Oo, çok fenaymış hocam. Seyircilerin akla takılacağını düşündüğüm bir soru var. Doğru ellerimizi kullandığımızı nasıl anlayacağız peki? Zahideciğim çok güzel. Çok güzel soruyorsun. Fakat sen o kendini oraya o kadar çok kaçırdın ki ben burnunu böyle kıvırmak zorunda kalıyorum. Vallahi çirkin çıkacaksın. Şöyle acık şöyle şu şeylerini de kolumu affedersin orada şey yap. Şimdi bakın bu elimi kaldırır. Bu elimle tutarsam bakın şu elimi kaldırdım. Yani bu elim buradaydı. Bu elimi şu elimle tutarsam bakın ne kadar zor geliyor hanımlar, siz de farkındasınız değil mi? Bu elimle tutar ne kadar anlayabilir seyircilerimiz burada. Ya ay bakın hanımlar iyi dinleyin, çok faydalı tavsiyeler bunlar. Ay yalnız ben hapşıracak gibi. Hapşır. Ay çok affedersiniz. Ay. Rica ederim Zahide. Ay kusura bakmayın, rahatladım. Ay.